Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size Ford Puma'nın makyajlanan yeni yüzünü tanıtacağım. Ford Puma'da belli başlı değişiklikler ve farklılıklar oldu yeni gelen makyajlı aracımızda. Öncelikle ön taraftan doğru incelemeye başlayalım. Bir önceki versiyonda Puma aracımızda logo ön panjurda değil, yukarı tarafta ve daha küçük yer alıyordu. Artık daha büyük bir logoyu ön panjura yerleştirilmiş durumda. Ve bizim tüm Ford araçlarının logoları değiştiği gibi bu aracımızın da logosu değişmiş şekilde. Aynı zamanda panjur yapısında da görmüş olduğunuz gibi bir farklılık var. Desenlerinde bir farklılık var. Alt tarafa doğru indiğimizde alt tarafta da yine radar modülü yer alıyor. Far tarafına doğru geldiğimizde sis farları önceden daha yuvarlak olarak geliyordu. Artık daha dikdörtgen şeklinde aşağıya doğru geliyor ve ön tampon yapısını tamamlayacak şekilde bir hava kanalı var. Farlara geldiğimizde farlarda da görmüş olduğunuz gibi yine farklı bir desen ve düzen var. Şöyle göstereyim. Önceden farlar tamamen etrafı komple led yanarken artık kesik bir led parça oluşturmuşlar. Bu şekilde geliyor. Araçta daha yeni indi. İner inmez bir video çekmek istedim. En azından yenilenen, makyajlanan Puma'da neler var onları göstermek istedim. Araç biraz kirli. O nedenle kusura bakmayın şimdiden. Ön cama geldiğimizde yağmur far sensörü, radar modülü ve kamerası ön camın ortasında hemen yer alıyor. Yan tarafa doğru geçtiğimizde ne farklılıklar var? Bir de onlara bakalım. Aracın motoru, şanzımanı, ebatları aynı. Yan taraftan baktığınızda da yine Puma olduğunu çok net anlayabiliyorsunuz. Farklılıkların yan taraftan baktığınızdaki farklılıklar jant desenleri fark etti. Jant desenleri artık daha farklı bir desenle geliyor. Bir de alt tamponun şurasında daha gri bir plastik alt koruma tamponu var. Bir öncekinde komple siyah olarak geliyordu. Yine Dodik'ler Puma'mızın aynı şekilde bir önceki versiyonundaki şekilde geliyor. Arka tarafa doğru geçtiğimizde arka tarafta da yine arka farlarda farklılıklar mevcut. Farlar daha keskin ve iç tarafları daha karartılmış şekilde geliyor. Onun haricinde şöyle göstermiş olayım. Park sensörlerini görüyorsunuz. Park sensörleri bir önceki versiyonda ek opsiyonla birlikte geliyordu. Bunda artık standart olarak geliyor. Bir de şu görmüş olduğunuz geri görüş kamerası artık aracın standart özelliklerinde. Puma yazısı daha önce metal olarak geliyordu. Artık siyah piyano bilek şekilde geliyor ve logomuz değişmiş şekilde. Bir de son olarak şunu göstermek istiyorum. Tavandaki balık sırtı bir önceki versiyonda daha küçüktü ve çevirmeliydi. Aslında aracın boyunu da yükseltiyordu. Artık onu da kaldırdılar. Piyano bilek şekilde bir balık sırtı anten yapısı geldi araca. Bu da bize Ford Pass uygulamasına bağlanıp çalıştırmayı sağlıyor. Şimdi bagaj tarafından başlayalım. Bakalım bagaj tarafında neler bizi bekliyor. Açtık. Şöyle şeyi de göstermiş olayım. Anahtarlarımızda herhangi bir farklılık yok. Pardon, özür dilerim. Anahtarlarımızda bir farklılık var. Bir önceki versiyonda normal sustalı dediğimiz açılabilen bir anahtar varken artık anahtarsız çalıştırmaya uygun olan Focus ve Kuga araçlarımızda yer alan anahtarlık ve anahtarlar geliyor. Arka tarafa doğru geçtiğimizde burası zaten bizim Puma'mızın en değerli, en önemli alanı, Megabox alanı. Burası yine aynı şekilde kullanılıyor ve sabit tutulmuş şekilde. Yedek lastik yok. Yedek lastik yardım kiti standartına geliyor. Herhangi bir şekilde elektrikli bagaj kapatma özelliği bu paket, yani titanyum paketlerde mevcut değil. Onu bahsetmedim size. Benim size şu an tanıtmış olduğum araç titanyum paketi bir araç. Yani Puma'nın şu an başlangıç paketi bir aracı. Şanzıman olarak da manuel şanzımanlı bir araç. Şimdi içine doğru geçelim, bakalım içinde bizi neler bekliyor. Anahtarsız giriş sistemi yok araçta. Anahtarı, kapıyı ben normal kendim açtım. İç tarafına doğru şöyle beraber geçtik. İç tarafına doğru geçtiğimizde beni en çok şaşırtan aslında birçok aracımız makyajlandı ama Ford Puma'nın iç paneli, iç göğüs paneli komple değişmiş. Diğerlerine nazaran çok daha farklı ve büyük değişkenlikler mevcut. Mesela bizim Kuga aracımızda sadece ekran değişmişti, hayalet ekran gelmişti vesaire. Ama bunda direksiyonundan ortadaki ekranına, anahtarsız çalıştırmasından dijital paneline kadar, vites yapısının olduğu bölgeye kadar her yerde bir farklılık olmuş durumda.
Şimdi şöyle sırayla başlayalım isterseniz. Şimdi bir aracımızı önce bir yarım kontak yapalım. Nasıl görünüyor bir bakalım. Araç taşıma modunda. Şimdi yani buraya gelmişken hemen bunu da göstermiş olayım. Araçlar bayilere geldiğinde taşıma moduyla gelir. Bunun nedeni aracın tüm elektronik aksamları devrede değildir. Çünkü aracın ne kadar stokta kalacağı, ne kadar duracağı belli olmadığı için enerjisini bitirip aküsü bitmesin diye belli özellikler default olarak kapalı gelir. Bunu aktif etmek için her markanın kendine göre farklı taşıt modundan çıkarma teknikleri ve taktikleri var. Bizim Ford'da da kontağı açıp frenle 4'lere basıyoruz. Eğer başınıza gelirse, hani teslim aldığınız araçta böyle bir şey yazıyorsa hemen bayiye gitmeden önce siz de bunu çözebileceğinizi düşünüyorum. Evet. Tüm güç aksesuarları etkin oldu. Makyajlanan Puma aracın. Şimdi sol taraftan başlayalım. Şurası yine yumuşak, güzel bir deri. Hemen şurada yine aynı deri kaplama devam ediyor. Spor bir dikişler var. Kapı tutamacının yanlarında yine deri bir kaplama var. Şurası sert plastik. Diğerinde de öyleydi. Hemen geldik. Far ünitesi normalde bizim tüm araçlarda daha düz ve altta bulunurdu. Artık daha müşteriye, yani pardon şoföre dönük ve yukarıda yer alıyor. Bu gerçekten şaşırdığım bir özellik oldu benim. Aynı zamanda far yükseklik ayarını yine buradan düğmeli olarak yapıyorsunuz. Önceden bastığınızda çıkan bir butonla ayarlayabiliyordunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. A'ya getirdiğinizde otomatik fara ayarlamış oldunuz. Yani far ünitesi bu araçla birlikte komple değişmiş oldu. Şurada bir hava kanalı var. Hava kanalı da aç kapat şeklinde küçük iki kanallı yapmışlar. Şık duruyor. Hoş duruyor bence. Güzel olmuş o da. Şimdi ekrana geldiğimizde ekran bütün aracın yol bilgisayarı, aracın tüm kontrollerini yapabildiğimiz, görünümünü değiştirebildiğimiz aracın durum bilgisi, araç bakımı, ses sistemi, Bluetooth eşleştirme bağlantılarını görebildiğimiz bir ekran. Aynı zamanda şu alt tarafta hemen zaten görüyorsunuz. Şerit takip, şeritte kalma gibi özellikleri devreye açıp devreden çıkarttığınızda alt tarafta on-off tuşlarıyla birlikte görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranda gayet net ve güzel görünüyor. Ben beğendim. Görünüş falan oldukça net. Şimdi direksiyon tarafına geldiğimizde direksiyonun yapısındaki farklı herhalde daha önce Ford kullanan çoğu müşterimiz hissetmiştir. Direksiyonun yapısı artık yuvarlak değil, kare hatlarına sahip. Daha kare şeklinde geliyor. Şerit takip, şeritte kalma yardımcısının yine direksiyonun sol tarafındaki tuşlardan, multimedya sisteminde sağ tarafındaki tuşlardan yönetebiliyorsunuz. Ortada bizim Ford araçlarımızın hepsinde ortada bir şurada çıkıntı olurdu. Hatta uzun yollarda oraya böyle elimizi takıp falan kullanırdık. Artık onu kaldırmışlar. Kare ve ortası boş olarak geliyor. Döndürürken herhalde daha kolay olabileceğini düşünüyoruz. Airbag direksiyonun olduğu yapısında şurada normalde bizde daha oval gelir. Bu biraz daha sivri gelip sonra ovalleşiyor. Bu da değişik bir detay olmuş. Aynı zamanda gösterge panelini yönetmek için de buradaki tuşları kullanabiliyorsunuz. Ön tarafa geldik. Ön tarafta da yine hava kanalları küçük, güzel kullanılmış burada da. Üst tarafında bir parça var. Herhalde bu araçla ilgili Osman bir yorum yaptı. Neyi beğenmedin derlerse. Yani şu parçayı ben... Ya vardır bir mühendislik olay bir şey vardır ama ben anlam veremedim. Kumaş, kauçuk karışımı bir şey. Anlamadım. Yani niye burada olduğunu çözemedim. Hani düz olsaydı acaba... Yine şu kapı içindeki deri gibi bir deriyle kaplansaydı daha hoş olur muydu? Tabii ki bilemiyorum. Bir argesi mühendisi vardır onun da. Şurada hemen dörtlerimiz var. Aracı buradan açıp kapatabiliyoruz. Otomatik start stopu burada çalıştırması. Dahili olarak navigasyon sistemi geliyor. Klimamız zaten söylememe gerek yok. Dijital klima olarak gömük olarak geliyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz olarak aktarabiliyoruz. Aynı zamanda FordPass özelliğini kullanabiliyoruz. FordPass'i de buradan aktif edip pasif edebiliyoruz. Yani FordPass'i hemen anlatayım sizlere. FordPass bu aracı uzaktan kontrollerini sağlayan sistem. Kanalımdaki diğer videolarda da anlatmıştım size. Aracın bağlantıya geldiğinizde bağlı araç özelliklerinde şurada göstereyim. Burada FordPass'i komple sıfırlayabiliyorsunuz. Yani eğer aracı birinin takip ettiğini ya da şasi numarasından birinin aracınıza bağlandığını görmek isterseniz
Şurada Ford Pass ayarlar kısmında Ford Pass var. Burayı sıfırlayabiliyorsunuz. Şimdi de çalıştıralım. Bakalım sesini duyalım. Şurada da yine görmüş olduğunuz gibi, göremediniz gerçi. Şurada kartımış iç dikiz aynasının sensörü var. Yani arkadan gelen yüksek bir ışık hüzmesini algılayarak aynayı kendi otomatik olarak karartmış oluyor. Ortadaki ekranımızdan bahsettim. Diğer videoların hepsini anlatmıştım. Kullanılan özellikler aynı. Ayrıca bu araçta bir direksiyon ısıtma var. Ama aynı zamanda koltuk ısıtma var. Direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtmalar da bu aracın yine gelen özelliklerinden. Bunu da kapattım. Komple kapatmış olayım. Araç manuel. Manuel bir araç. 6 ileri, 1000 motor, 125 beygir. Bir de şurada bir alanım var. Bu alanı da önce ben açılabilen bir şey diye düşündüm. Açılabilen bir özellik değil. Bunu hani ne oldu, nedir sağa sola kaydırırken şöyle kalktığını gördüm ve şurada akıllı şarj istasyonunu koymak için bir alan koymuşlar. Yani telefonunuzu koyup burada telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Şurada bir saklama gözü var. Type-C USB girişi. Hemen yan tarafa doğru geldiğimizde bardaklık. El freni. Kollu bir el freni. Bu konuya da geleceğim. Kol dayama. Bir önceki versiyonda yoktu. Kol dayama iyi oldu. Gerçekten herkesin sorduğu, ya bu araçta nasıl kol dayama olmaz diye. Kol dayama bu aracın standartında var. İçinde herhangi bir USB girişi yok. Ambiyans, LED aydınlatma var. Şimdi şöyle bir şeyden daha bahsedeyim. Bir önceki Puma versiyonunda bizden araç alan çoğu müşterimiz şunu sorardı. Bu araçta neden kol dayama yok, neden geri görüş kamerası yok? Kol dayama ve geri görüş kamerası geldi. Ama ve lakin bu duruyor. Bu duruyor arkadaşlar. Sadece duruyor. Onu söyleyebilirim. Vardır bir nedeni. Otomatik start stop yine buradan açıp kapatabiliyoruz. Maksimum klimayı açıp kapatabiliyoruz. Ses sistemini açıp kapatmak için güzel, kibar bir tuş konulmuş durumda. Arka taraflarda koltuk kumaşlarının herhangi bir farklılık yok. Diğer versiyonla koltuk kumaşları ve şey aynı. Şu torpido yapısının burada da yine bir deri devam ediyor. O da güzel olmuş. Yine hava kanalımız burada. Bir çekmecesine bakalım. Çekmecesi o da güzel. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yeni Puma Ford ailesine hayırlı olsun diyelim. Fiyatını da açıklama kısmına yazacağım. Bakalım tahmin ettiğiniz fiyatları yakalayabilecek mi? Ve satış adetlerini yakalayabilecek mi Ford Puma aracımız? Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen beni beğenip takip olursanız, çok takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Ne oynadık?